Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına, yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'un teknik görünümüne bakacağız. Borsa İstanbul'da güzel yükselişler var. Hangi seviyelerin hedef seviyeler olabileceğini, hangi seviyelerin ise destek seviyelerden geçtiğini birlikte yaptığımız çizimlerle bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar, her yayında olduğu gibi bu yayınımızda da amacımız finansal okuryazarlığı geliştirmektir. Yayınları izleyerekten sizin elinizdeki hisse senedinin hangi seviyeden alınabileceğini, hangi seviyeden sonra ise sat pozisyonuna geçeceğini kendi yapacağınız çizimlerle tespit edebilirsiniz. Amacımız budur. Arkadaşlar, yayınımıza başlayalım. Yayın içerisinde destek ve direnç seviyelerimizi birlikte bulmaya çalışalım. Bakın, Borsa İstanbul'un yapmış olduğu bu şekilde bir yükseliş trendi var. Şimdi biz bu yükseliş trendinin genel olarak destek ve direnç seviyelerinin nerelerden geçtiğini bulmaya çalışacağız. Şimdi Borsa İstanbul bu görünümünde sert bir yükseliş yapmış. Şimdi bu yaptığı yükselişin destek bölgeleri neresiymiş, bir yükselen trend çizgimizde bulmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar, 24 Şubat 2022 gününde burada oluşturmuş olduğu bir düşüş hareketiyle iki tane dip noktası oluşturuyor. Bir tanesi dipten gelen yükseliş hareketinin olduğu nokta, ikincisi de yükselişten sonra retest noktası. Şimdi bu nokta oluştuktan sonra bu iki noktanın bir araya getirilmesiyle bir trend görüntüsü oluşuyor. Bakın, bu sadece bir çizgiden ibaret değildir arkadaşlar. Burası tamamen paranın yönetildiği bir trenddir. O yüzden trend analizleri son derece önemlidir ve piyasaya yön verirler arkadaşlar. Bakın, belki burada çok kötü haberler geldi ama düştüğü nokta yine trendin olduğu yere kadar. Buradan yükseliyor, olumsuz haberlerle veya kar realizasyonlarıyla yine trende kadar nokta atışı düşüyor. Biliyorsunuz, son zamanlarda seçim sürecinde ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, mahkeme süreçleri vesaire derken biz burada nereye kadar düşüyoruz? Nokta atışı yine yükselen trend destek bölgemize kadar düşüyoruz. Tabi buralara geldiğinde maalesef bu trendi çizmeyen birçok borsa yatırımcısı ya da YouTube'da yayın yapan arkadaşlar 4000 seviyelerini, 3000 seviyelerini beklerken biz bu seviyelerin buranın kırılmadan gelebilmesinin mümkün olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bu trend kırılmadığı sürece yön yukarıdır. Borsa İstanbul yükseliş trendine kaldığı yerden devam etmektedir arkadaşlar. Ana yükselen trendimiz budur. Buna göre de işlemlere bakmak lazım. Şimdi çizmiş olduğumuz bu yükselen trendi diyeceksiniz ki hocam, önceyi siz görüyorsunuz, ondan dolayı niye buraya koydunuz da şu noktaya koymadınız? Oraya da koyalım arkadaşlar. Sonra yapacağımız işlemlere ona göre bakalım. Bakın, buraya koyduk diyelim. Buradan yaptığı düşüşte biz burada bir yükseliş hareketi gördük ve bu yükseliş hareketiyle birlikte biz bu ürüne, bunu bir ürün olarak görün. Çünkü buna göre siz diğer hisseleri satın alıyorsunuz veya işte satıyorsunuz. Ya da kaldıraçlı VIOP işlemleri yapan arkadaşlar ise bu bölgelerde destek ve direnç bölgelerine göre long veya short pozisyonları açıyor. Şu bölgede aldığınızı düşünün. Şimdi bu trendinde bizim gerçek trendimiz olduğunu düşünün. Ne yapacaktınız arkadaşlar? Burada aldığınızı devam edecektiniz. Bu bölgede stop edeceksiniz, satacaktınız. Yani trend yine size ciddi bir kazanım sağlayacaktı. Şu bölgede alacaktınız, şu bölgede satacaktınız. Gördüğünüz gibi bu bölgenin de trendin kırılmasıyla birlikte stop olduğunu bileceğinizden dolayı bu bölgede de satacaktınız arkadaşlar. Dolayısıyla buraya da koyabilirsiniz. Stop bölgesi burası olacaktı. Sonra bu trendin kırılmasıyla birlikte bu trendi siz bir yükseliş trendi olmadığını anlayıp bunu silecektiniz. Sonra bu yapacağı hareketlilikte de siz noktanızı buraya koyacaktınız. Şu seviyelerden alacaktınız ve trend kırılmadığı sürece yükselişe ve kazanımlara devam edecektiniz. Yükselişe eşlik edecektiniz. O yüzden arkadaşlar, bunun açıklamasını da bu şekilde yaptıktan sonra destek bölgemizi çizdik. Ana yükselen trendimizi. Şimdi direnç bölgelerimizi çizmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar, iki tane tepenin birleşiminden oluşan bir direnç bölgesi çiziyoruz. Bu direnç bölgesini de biz geldiği yere göre destek veya direnç olarak değerlendireceğiz. Bakın, burada çizdikten sonra buradaki görüntü direnç olarak karşısına çıkıyor. Direncin aşılması da yükseliş devam ediyor. Bundan sonra ne bekleriz? Bu bölgenin destek olmasını. Bakın, buralarda destek oluyor. Altına indiğinde ise direnç olarak karşımıza nokta atışı çıkıyor. Son zamanlarda yapmış olduğu yükseliş hareketiyle birlikte artık biz direnç seviyesinin üzerindeyiz. Bu dirence göre artık bizim fiyatımız şu buralarda destek olarak karşısına çıkacaktır. Yani destek bölgemiz 6000, artık Borsa İstanbul'da destektir. 6000'in altına gelmediği sürece yükselişler kaldığı yerden devam edecektir. Şimdi arkadaşlar, diyeceksiniz ki hocam tamam, siz ana yükselen trendi çizdiniz. Ana yükselen trendi çizdiniz ve ana direnç noktasında çizmekle birlikte
Buranın da üstüne atıldı. Bu seviyenin de üzerinde. E şimdi hangi nokta bizim artık son noktamız olabilir? Bunu nasıl tespit edeceğiz diyebilirsiniz. Arkadaşlar iki şekilde yapılabilir. Burada bir Fibonacci çizgileri çekilir ve buradan aldığın çizginin boyunu yukarı doğru uzatırsın ve ara destek direnç seviyelerine bakabilirsin. Ancak ben bir trend analizcisiyim. Trendler her zaman yönü gösterirler. Haberle gitmeye gerek yok. Burada da haber geldi. Düştüğümüz yer trendin ana destek bölgesine kadar oldu. Dolayısıyla ne yapacaksınız arkadaşlar? Trendler bu noktada bittiyse geçmişten her zaman tecrübe alacaksınız. Yani geçmişi bilmeyen geleceği okuyabilmesi mümkün değil arkadaşlar. Burada da geçmişte burada bir boğa hareketi görüyoruz ya. Geçmişteki boğa hareketinin şu yükselen trendini bir çizelim. Çünkü o zaman da piyasadaysak o zaman da biz bunu çizmiştik. Bakalım arkadaşlar 2017 yıllarına gidelim. 2017 yıllarında biz ne yapmışız? Şimdi 2017 yıllarında gördüğünüz gibi burada bir yükseliş trendi oluşuyor. Daha önce arkadaşlar borsada 1.0 silinmemişti. Biz hedef seviyesini 121 bin olarak söylüyorduk. Sonra sıfırlar silince 1000'li seviyelere düştü. Aynı TL'de olduğu gibi yani değişen bir şey olmadı. Şimdi burada bir yükseliş trendimiz var. Bakın diplerin tam oturduğundan emin olalım. Şimdi diplerin tam oturduğundan emin olduktan sonra burada bir yükseliş trendi var. Görüyorsunuz değil mi? Biraz önce çizdiğimiz yükseliş trendi gibi bu da bu boğa hareketinin yükseliş trendi. Sonra bu seviyelerde 121 binlere yani 1200'lere geldiğinde 1215'lere geldiğinde artık yükseliş trendi son buluyor ve biz ayı piyasasına giriyoruz. Yükseliş trendi kırılıyor. Şimdi yükseliş trendi kırılırsa artık yükseliş bitmiştir arkadaşlar. Boğa piyasası bitmiştir. Ayı piyasası başlar. Ayı piyasası burada başlıyor. Uzun bir sürede ayı piyasasında gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önceki bize yön gösteren verimiz buydu. Ve bugün de bu veri bize yön gösteriyor mu ona bakacağız. Arkadaşlar dediğim gibi insanoğlu unutur. Ancak algoritmalar, robotlar unutmaz. Bu piyasaları insanlar yapmıyor. Bu piyasaları insanların uyarladığı robotlar yapıyor. Robotlar üzerinden al sat işlemleri yani algoritmalar üzerinden al sat işlemleri yapılarak bu grafikler oluşturuyor. Dolayısıyla robotlar geçmişi hiçbir zaman unutmazlar arkadaşlar. Siz de unutmadığınız sürece kazancınıza kazanç katarsınız. Bakın buradaki yükselişin direnç noktası bu seviye. Bu seviyeye gelmeden buradan düşüyor. Ana desteğe kadar düşüyor. Burası son derece önemli. Bu desteğe gelmeden yani buradaki dirence gelmeden belki insanlar biliyordur burayı da buradan short pozisyonu girerler diye robotlar bunu düşünür. Buraya gelmeden ana desteğe kadar düşüyoruz. Ana destekten aldığımız güçle birlikte ara direnci aşıyoruz ve ana dirence doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ana direnç bölgemizde 7000 seviyesinden geçmektedir. Ben Borsa İstanbul'un 7000'li seviyelere geleceğini yani bu hangi zamansallıkla geleceğini bilmediğimizden bir şey söyleyemiyorum. Bakın arkadaşlar yükselen bir çizgi şeklindedir. Hangi zamansallıkta gelirse ona göre fiyatlar değişir. Örnek veriyorum 18 Temmuz'da gelmesi halinde 7060'ları göstermektedir. Yani 7000 lira 7100'ün artık Borsa İstanbul'da zirve seviyeler olabileceğini, dolar TL'nin de ciddi artmasıyla birlikte hareketlenen bir Borsa İstanbul piyasası olduğunu, artık dolar TL'de de 30 TL'li seviyelerin son yükseliş seviyeleri olabileceğini düşündüğümden dolayı biz kış aylarına doğru Borsa İstanbul'da da zirve seviyelerini göreceğimizi düşünüyorum. Ancak ben bunun kış aylarına doğru gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Çünkü dolar TL'deki hareketliliğinde kış aylarında zirve göreceğini düşündüğümden dolayı dolar TL gittiği zaman Borsa İstanbul'da aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. O yüzden ben bu seviyelerin alt 7000-7100 seviyelerinin yani şu gördüğünüz yükseliş trendinin son noktası olarak Borsa İstanbul'un direnç seviyesi olduğunu, buralardan artık düşüşe geçmesinin gerekliliğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 7000'li seviyelerin zirve seviyeler olduğunu bilerek hareket ederseniz sizin için daha iyi olur. Tabi derseniz hocam burada nasıl geçmiş, burada da geçmez mi? Geçebilir. Onu da nasıl takip edeceğiz? Bakın arkadaşlar burada minörde bir yükselen trend çizeceğiz. Minörde çizmiş olduğumuz bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça, bu bölge aşılmasa da biz bunun bir fake satış olduğunu, buradan aldığı destekle bile daha yukarı gideceğini düşünürüz arkadaşlar. Dolayısıyla minörde çizdiğimiz bu yükselen trend kırılmadıkça Borsa İstanbul'un yönü yukarıdır. Eğer bu yükselen trend kırılırsa bizim hedefimiz ana yükselen trend olacaktır. Birincisi buradaki seviye 6000 seviyesi. 6000 seviyesinde kırılması halinde arkadaşlar
Biz şu minördeki yükselen trendimize geleceğiz. Buranın da kırılmasıyla birlikte aşağı seviyelerdeki ana yükselen bandımıza yani 5000'lere kadar ineceğiz. Zaten bu 5000'li seviyeler, bu alttan çizdiğimiz yükselen trendin kırılması durumunda da ayı piyasasına geçeceğimizi, düşüşlerin daha da sertleşeceğini bilmenizi isterim arkadaşlar. Şu andaki görüntü oldukça pozitiftir. Ara direnç seviyesi yukarı aşılmıştır. Borsa İstanbul'daki hedef 7000-7100 civarları olduğunu söyleyebilirim. Siz yine şu minördeki yükselen trendi takip edin. Bu trend kırılmadığı sürece kazanımlarınıza kaldığınız yerden devam edin. Bu trend kırıldığında ise alttaki yerlerin destek olarak karşınıza çıkacağını bilin arkadaşlar. Ana yükselen trend kırılırsa da piyasadan tamamen çıkmanızı öneririm. Ancak herkesin yatırımı kendisinedir. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Bilgilerimizi grafikler üzerinden okumaya çalışıyoruz. O yüzden ben yükselişlere eşlik ediyorum. Ana yükselen trend kırıldığında kenara çekilirim. Bu yükseliş trendi ne zaman kırılırsa yükselen trende gelene kadar beklerim arkadaşlar. Bugünlük yayınımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.